Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz efendim. Royal Merchant isimli oyunla sizlerin karşısındayım. Şimdi öncelikle OBS'i bir yan ekrana alıp oyunu kontrol etmek istiyorum. Çünkü bundan önce ben videosunu hazırladım. Lakin ekran aynı olduğu yerde kalmış. Capture'lamıyordu garip bir şekilde. Tekrar aynı hatanın olmasını istemiyorum. Efendim, Royal Merchant oyunu sizin tavernadan kahramanlar kiralayarak bu kahramanları göreve gönderdiğiniz ve görevlerden gelen ödüllerle onları güçlendirdiğiniz bir yapım. Benim elimde iki tane kahramanım var sevgili dostlar. Birisi bir cüce olan Notimli, diğeri de bir yüksek elf olan Elena. Bunlar çeşitli görevlere çıkarak bana materyal getiriyorlar, bana ekipman sağlıyorlar. Örneğin sevgili cücemi iskeletin üzerine yolluyorum ve sevgili yüksek elfimi de Green Dragon'a yolluyorum. Bunlar buralardan bana eşya getiriyorlar. Bu eşyalarla da sevgili arkadaşlar, dilerseniz bakınız iki yaprak karşılığında bir pot kazanıyorsunuz. Dilerseniz ekipmanları kullanarak işte demirdir, odundur, şudur, budur. Bunları kullanarak kendinize ekipmanlar yapıyorsunuz efendim. Oyunun temel olayı, temel amacı bu doğrultuda seyretmekte. Panelleri takip ediyorsunuz. Gerekli kahramanları alıyorsunuz. Bu kahramanların her birinin kendini geliştirme opsiyonları var. Kendini geliştirme opsiyonlarını takip ediyorsunuz. Ve elinizden gelen en iyi şekilde karakterlerinizi güçlendiriyorsunuz. Bence ne yapmalıyız biliyor musunuz? Bence sevgili yüksek elfimiz burada farmlamaya devam etmeli. Lakin cüceye silah yapalım abi. Cüceye bir tane balta yapalım bence. Çünkü cüce gittiği fightlarda iskeletle savaşırken falan hasar alabiliyor. Şöyle bir cüceye baltasını takdim edelim. Bir de şunu kontrol etmek istiyorum. Sevgili elfe ne verebiliriz acaba? Elf ne giyebilir? Elf mızrak giyiyor. Elfe mızrak verebiliriz. Şuradan bir elfin görevini alalım. Bakın bu arada bölümlere gittikçe böyle oralarda farmladıkça ne geldiğini görüyorsunuz. Misal odun kazanmak için buraya girmelisin diyor. Peki Elena'ya da bir mızrak hazırlayalım. Double X kullanmaz herhalde ama hançer benzeri orağı kullanır mı acaba? Bence orağı kullanabilir, bir deneyelim. Bir yandan orak inşa edilirken, orak oluşturulurken, bir yandan da sevgili cüce dostumuzun iskeletlerle savaşmasını sağlayalım. Hemen size şöyle bir orak verelim. Bak orakla artık daha güçlü bir hale gelmiştir diye düşünüyorum. Bu arada dilerseniz ücretsiz bir şekilde hızlandırabiliyorsunuz bazı fightları ve cüceye verdiğimiz item kesinlikle işe yaradı. Yüksek elfimizi burada farmlamaya devam ettirelim. Cüce de yukarıda farmlamaya devam etsin. Buraya yeni şeyler açabiliyoruz bu arada. Blacksmith, Carpenter, Tailor, Jewelry, Enchanter, Manager. Vay vay vay. Şimdilik sadece elimizde Weapon Smith var. Ve healing basacak zıbıdığımız var. Birazcık pot yapalım. Ne olur ne olmaz işe yarar diye. Bu arada var ya, canını okuyor, canını. Gerçekten Dragonfly'in canını okuyor yani. Vurdu mu indiriyor. Aslında bir blacksmith yapıp kahramanlarımıza zırhlar da verebiliriz. Henüz para kazanmanın yolunu keşfedemedim. Para kazanmanın yolunu keşfettiğim zaman daha fazla kahramana sahip olabileceğime inanıyorum. Acaba para nasıl kazanılıyor? Buradaki panellerde baktığım zaman bir şey göremedim ama biliyorsunuz zaten şuradaki bazı paneller kilitli. Oralardan bir şey yapılmıyor. 400 gold'a alabileceğimiz bir yüksek elf var. Lakin benim sadece 300 gold param var. Sanırım 100 pot karşılığında Castled Ruins diyor. Oraya girdiğimizde artık bir boss'la mı yüzleşeceğiz? Daha kaliteli, daha kallavi bir düşman mı var bilmiyorum. Bir yandan pot üretmeye devam edelim. Şöyle bir potun sayısını arttırabildiğimiz kadar arttıralım efendim. 8 tane pot üretsin. O 8 tane pot üretirken pot üretmek için yaprağa ihtiyacınız var. O yapraklar için de bizim sevgili cücemiz ve elfimiz çalışmaya devam etsinler efendim. Bir yandan pot da üretiliyor burada. Oyun keyifli bir clicker oyunu gibi. Benim gerçekten hoşuma gitti. Bu arada videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Abone olursanız da müthiş olur. Yani geçen videoyu hazırladım ettim böyle. Biraz oynadım. Abi ekran şeyde kalmış böyle. Aynı ekranda kalmış. Lan dedim ne oluyor? Seviye aldıklarında ne oluyor hiç bilmiyorum. Seviye almalarını sağlamaya çalışacağım.
Bir yandan seviye almalarını sağlamaya çalışırken bir yandan da Blacksmith alıp sanki ikisine de böyle bakın birazcık bronz biriktirerek, ki bronz en çok skeletondan geliyormuş, iskeletten geliyormuş. Biraz bronz biriktirerek ikisine de set yapmak istiyorum abi. Baktığın zaman ne kadarlık bir sermaye lazım bize? 9, 17, 34. Öyle değil mi? İkisine set yapmak için toplam 34 adet metale ihtiyacım var. Bununla beraber iki tane de kalkan yaparsam 36 adet metal bize yetecektir. 36 metale ihtiyacım var. Parça parça mı yapsak acaba? Bak öncelikle bir 16 tane metal yapalım, tamam mı? Sonra geri kalanlarına bakarız. Bir 16 metali bir yapalım. Buradan potlarımız geldi. Çok güzel. Potları bu arada hızlıca canlarını tazelemek adına kullanabiliyoruz sanırım. Şuradaki panel ne işe yarıyor bilmiyorum ama ya. Dragonfly'a sen devam et lütfen. Hızlıca oradan farmlamaya devam et. Bizim bol bol buna ihtiyacımız var. Bir üstteki Bone Archer'a zıplamadan önce ben istiyorum ki efendim şöyle ikisine de bir hızlı hızlı yapıştırtalım. Bu arada oyun arada takılabiliyor, donabiliyor. Donabildiği için çok fazla arda arda işlem yapmamaya çalışıyorum. Ya ben de bir kere takıldı işin açığı. Ne yapacağımı bilemedim. Ekran bir kilitlendi kaldı. Ne yapacağımı bilemediğim için biraz yavaş, sakin davranmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Şimdi aslında 17 adet metalimiz var, tamam mı? İki tane zırh istiyorum efendim. İki tane zırh yapılsın. Karakterlerime zırhları vereyim. Bir üst level'a atlayalım. Cüceyi, cücenin can değeri biraz daha fazla diye onu ön saflarda kullanıyorum bu arada. Cüceyi daha öne koyalım, tamam mı? Bone Archer'ın bir üstüne. Bone Archer'a da elfi koyalım. Şimdi bizim burada işimize yarayacak ürünler craftlandı, tamam mı? Hemen elfimize bronz armor'u verelim. Ayrıca cüceye de bronz armor'u verelim. Bu arada cücenin ve elfin silahını ben geçen yanan videoda yaptım efendim. O da buradan yapılıyor işte. Belki de bu bölümde yapmışımdır, emin değilim. Videolar birbirine girince biraz böyle oluyor, kusura bakmayın. Yani yapılışı burada zaten. Hani gerekli materyallere sahipsen rahatlıkla yapabiliyorsun bunu. Şimdi şöyle yapmak istiyorum. Bone Archer'a elfi bir gönderelim. Cücemiz normal tekrardan iskelet savaşçıya doğru ilerlesin. Birazcık materyal birikince pot yaparız. Hiç sıkıntı değil. Yeni yerler açılmadı daha. Ve nasıl para kasacağımı da bilmiyorum dediğim gibi. Araç gereçleri satıyor muyuz acaba bir yerden? Fazladan yaptığımız şeyleri üzerine tıklayarak satma mevzusu vardır belki. Bone Archer'la bir yüzleş bakalım. Çok iyi. Çok iyi, bak buradan ip gibi bir şey kazandık. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Tamam. Durmaksızın dalabilir. Bizim cüce de gidip bir savaşsın. Abi çok güzel. Bence cüce sürekli iskelette farmlamaya devam etmeli. Çünkü zırh setinin kalan parçaları için bol bol iron lazım. Iron'ı da bulacağımız yer belli. İskeletin ta kendi. Şuralara hızlıca tıklayıp tıklayıp alalım materyallerimizi. İskelete gitmeye devam et. Seni de Bone Archer'a götürmeye devam edelim. İkinize de bir helmet yapalım. Zırh setlerini tamamlasınlar yavaş yavaş. Ve seviye aldılar ha. İkisi de iki seviye oldu. Çok çok güzel. Çarpış bakalım. Tekrardan gel. Çarpış bakalım. Tekrardan gel. Fight esnasında verirsem... Yok, fight esnasında veremiyorum. Hani fight esnasında ekipmanı verirsem bir sorun olur mu diye düşündüm ama... Ya fight esnasında veremiyordum ya da buradan almadığım için verilebilir olarak gözükmedi. Dur bakalım, biraz sakin oynayalım. Aceleye gerek yok. Biraz sakin oynayalım öncelikle. Karakterlerimiz bir kendilerine verdiğimiz görevleri tamamlasınlar. Bununla beraber hemen bronze helmet verelim. Ardından ne yapabiliriz biliyor musunuz? Buralarda karakterlerimize itemleri verdik. Elane. Bir yeşil yandı, bir şeyler yandı, ben anlamadım. Sana pot verelim. Cüceye pot vermeyelim şimdilik. Botlar için, ama aslında ikisine de bot yapabilirim. Ya da birer tur gitsinler, hem bot hem kalkan yapayım.
Şimdi cüceyi buraya yollayalım. İskelet savaşçıyı buraya yollayalım. Hem bot hem kalkan yapalım. İkisinin de gücünü bir iyice arttıralım. Dediğim gibi henüz para kasma mevzusunu bilemedim. Nasıl yapılacak? Bu arada uygulama içi satın alım mı var oyunda? Yan ekrandan ona bakıyorum da bir yandan. Oğlum yapmayın. Tamam oyun 18 TL. Eyvallah, sıkıntı yok ama bir de uygulama içi satın alım koymadınız değil mi? Çok pahalı bir oyun olduğundan demiyorum hani. Mobil oyun furyasına dönmesin bu. Oynaması ücretsiz bir oyun değil çünkü. Ya hoş olmaz yani. Her oyuna eklendiğini düşünsene ki var böyle bir muhabbet ya. Assassin's Creed oyunlarında falan vardı yanlış bilmiyorsam. Time Saver adı altında. Daha kaliteli item'a falan ulaşıyorsun. DLC'yi alınca falan da bilmiyorum böyle hani. Abi indie oyunlarda da mı görelim artık bu mevzuyu ya? Bence hoş olmaz, bilmiyorum. Bu benim şahsi fikrim tabii. Karakterlerimi bilerek göreve yollamıyorum. Öncelikle itemlarını bir giysinler. Gereken itemlar kendilerine bir iletilsin. Onun akabine daha yüksek, daha kaliteli görevlere gidebilirler. Cücenin hemen ayakkabısını tamamlayıp kalkanını verelim. Double kalkan mı takabiliyorsun? Bir tane kalkan takabiliyordur değil mi? Elf'e gelelim bir. Elf hemen botunu giysin, kalkanını giysin. Elf'in... Ha, bu çift el silah. Sen kullanacak kalkan, giyecek tek el. Anladım. 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 O zaman ne yapıyoruz? Elf burada farmlarken cücemizi bir üst katmana gönderiyoruz. Ve elfe tekel bir silah lazım abi. Hiç materyalin yok, hiçbir bok yapamazsın diyor oyun bana. Tamam. (gülüyor) 20 saniye kala böyle hızlandırabiliyorsun. Güzel. Elf Bone Archer'da farmlamaya devam etsin. Bak cücenin kalkanı cüceyi kurtarıyor abi. Cücenin kalkanı cüceyi kurtarıyor. Cüceyi ard arda verir miyim buraya? Veririm, neden vermeyeyim? Şu kılıç tekele benziyor ya. Bir tane tekel kılıç mı yapsam ya da bir tane daha şey yapacağım. Balta yapacağım. Kim demiş elfler balta kullanamaz diye? Değil mi? Neden kullanmasınlar? Çünkü şunu biliyorum. Baltayla ha kullanamam diyor. Evet, elfler balta kullanamazmış arkadaşlar. Tamam. Bunu anlamış olduk. Cücenin görevi bitsin, daha kaliteli item'ı verelim cüceye. Tamam, elfler balta kullanamazmış. Onu öğrendim. O zaman bu elfe kalkan kullandırmak için ne vereceğim ben ya? Kılıç kullanır mısın? Bence kılıç kullanabilir. Bu arada materyalleri ne güzel arıya veriyoruz, görüyor musun? Sevgili elf. Hayda! Abicim sen o zaman tamam bu... Şey kullanmıyor. Onu anladık. Kalkan kullanmayacak. Tekel kullanacak ağırlıklı olarak. Mızrak silahı gibi bir şey kullanacak. Ha bak nasıl para kazanacağımı da buldum. Kullanmadığım itemlarımı satarak. Baltaya çok para verdiler. Acaba balta kullandığım bir item miydi ya? Cüce Bey. Yok, Cüce Bey'in elinde iyi bir balta var zaten. Questlerini alalım. Araç gereci bırakalım. Yüksek elfi alsak mı acaba? Ne dersiniz? 400 altına. Ama yüksek elf alacaksak şayet ona göre bir tane daha zırh seti ayarlayacak şekilde alalım. Yani ne demek istiyorum? Zırhı, armoru falan her şeyi olsun. O yüzden Bone Warrior'a, cüceyi Bone Archer'a da kendisini görevlendirelim. Itemları full olursa en azından hani Dragonfly'dan başlatmayalım da kendisini direkt iskeletten başlatalım. Belki iskelet Archer'dan hani hepsini birer katman üste yollayabiliriz gibi düşündüm. Bakalım efendim. Şuradan gerekli materyaller alınsın. Patatatatım. Arka planda bu arada Battle Brothers'ın oyun müzikleri çalıyor, bilginize. Ama şey gelmiyor, materyal gelmiyor yani. Normalde Bone Warrior'dan materyal düşmesi gerekiyor ama gelmiyor. Birini ölümüne iskelet farmına sabitlemem gerekiyor galiba. Ömrü çürüyene kadar böyle orada kalmalı. Bol bol ip elde ediyoruz aslında. Yani Carpenter değil de sanki bir 10 manaya tailor açmak mantıklı olabilir, tarzı açmak mantıklı olabilir.
Yani İskelet Savaşı'dan zaten bir kere kesinlikle şey gelmiyor, materyal gelmiyor, onu biliyoruz. Ama İskelet Warrior'dan gelmeli. İskelet Warrior'dan gelmeli, gelmiyor. Ya var yani droba. Ama %75 ihtimalle iskeletten geliyor diyor. Ben cüceyi bir iskeletin oraya sabitleyeyim ya. Ben cüceyi iskeletin oraya bir sabitleyeyim. Metal kasamıyoruz agacım, yani metal olmayınca da ordu kendine gelemiyor. Metal lazım ki diğer elfin materyalleri hızlıca craftlayabilelim. Bu arada var ya, cüceyi şu iskelete tek atacak düzeye getirirsek müthiş olur gerçekten. Ve bence o terziyi açalım. Bizimkilere belki bir ara bir pot yapıştırırız. Onun dışında hiçbir işleri yok. Şunu kapatabiliriz şimdilik. Crafting alanında bir işimiz yok ya. 20 saniye kala hızlandıracağım. Yapıştır. Devam. Seviye almak üzere zaten. Yavaş yavaş seviye alacak olmalarına güveniyorum ben. Cüceyi sabitledim abi. Bir tane pot bastım sana, yapıştır aslanım. Var mı yeterince? Ya pot yapabileceğimiz materyal geliyor her türlü ya. Olmadı birini de pot yapabilmek adına bak, seviye 3 oldu artık. Seviye 3 olmasıyla beraber statları falan arttı mı? Umarım artmıştır. Statları falan artmıştır diye tahmin ediyorum. Bu yüksek elf terziye çalışacak ya. Sen terziye çalışmaya devam et. Cüce kardeşin nasıl tek atmasını sağlarız acaba buraya? Bilemedim. Şimdi bunu bir aç. Blacksmith'ten. 8, 4 daha 12. 5 daha 17. 17. 17 kristale burada ihtiyacımız var. Daha doğrusu 17 birim demire burada ihtiyacımız var. Bu 17 birim demir sayesinde yüksek elfin zırhı hazır ve nazır olmuş olacak. Ayrıca kendisine bir de bronz tırpan yapacağımızı varsayarsak en az bir 20 malzemeye ihtiyacımız var abi. 20 demir olursa hallederiz. Cüceyi dediğim gibi madene zincirledim hocam. Cüce madende. Cüceyi madene çok fena zincirledik. O orada takılıyor. Yani seviye kasıyorlar en azından. Seviye kastıkları için can değerleri falan artıyor. Şu Castle Ruins'e gidebilsek güzel olabilirdi. Tamam. 20 birim oldu şimdi. Tabii ki cüce buraya sabit çalışmaya devam edecek. Öncelikle silahını yapalım. Ardından Blacksmith'e gelelim. Blacksmith'te ana armorunu halledelim. Ana armoru craftlanırken cüce bize yardımcı olmaya devam etsin. Kafalığını alalım. Ayrıca cüceyi buraya yollamaya devam edelim. Ölümüne. Tamam, kafalığını yaptık. Ayaklığını yapalım. Ayaklık zırhını. Bir yandan elfimizin şurada materyal getirmesini sağlamaya devam edelim. Ayaklığına kabine... Hayır, pardon. Sorry. Kalkan yok. Kalkan giymiyor. Sanırım her şeyini craftladık ya elemanın. Ne diyorsunuz? Getir bakalım envantere. Yep. Her şeyini craftlamışız. Bir tane daha yüksek elf alabilirim yani her türlü. Devam. Ama öncelikle şuradan bir 15 tane pot craftlarsan çok çok tatlı olur sayın hocam. 15 potu craftla. O ara biz cüceyi zindanlara sürmeye devam edelim. Yüksek elfimizi alalım. Yeni yüksek elfin hemen item'ını, zırhını, kalkanını verelim. Kendisi level alana kadar Dragonfly'a sabitlensin. Elena. Hemen potunu iç Elena. Şimdi bir saniye, pot içti. Tamam, pot içmiş hali. Öteki de aşağı. Tamam. Herkesin görevi belli. Herkesi bir yere zincirledik. Orada kullanıyoruz. Oh, tek atıyor. Çok iyi. Tek at zaten ya. Hani canına bir zarar gelmesin. Bir cüceye şey yapmak lazım. Pot basmak lazım. Çünkü cüce sürekli oradan damage yiyor. Cüceye bir pot basalım. Hemen yollayalım kendisini. Evet, karakter sayısı arttıkça oyunun böyle bir daha komplike hal aldığını söylemek mümkün. Kim hangi işi yapıyor kafanda oturtursan bitiyor bence ya. Vallahi bak, 15 tane de fazladan pot aldım, gayet güzel.
Önce senin işini bitirelim. Sen direkt tek atıyorsun Dragonfly'a. Hem odun geliyor hem şey geliyor. Gayet güzel. Cüce kardeşi buraya sabitlemeye devam edelim. Sürekli hızlandırmamıza da gerek yok aslında. Materyal var. Zamanı geldiğinde gitsinler. Devam et buraya. Yeni adam alamıyorum. 80 manalık bir çar var. 80 mana bana biraz fazla geldi. Parti hasar. Paladin. Güzel bir paladinmiş. Aa, 900 altına hammer. Parti canını artı 80 arttırır diyor. Demek ki bir zindana mindana girilecek. Parti şeklinde girilecek burada. Fena. Devam et buraya. Cüce de buraya vurmaya devam etsin. Elena'nın yakın tarihte bir pot ihtiyacı olacak gibi. Elena'ya acaba double X falan verebilir miyim ya? Ya da double X ile hammer'ı almaz bence. Onu, o muhtemelen cücelik abi. O muhtemelen cücelik ve sanırım ben sürekli onaylayıp tekrar yolluyorum ya. Evet, yani bunu 20 dakika sonra fark ettiğim için üzgünüm. Sanırım sürekli aynı yere yollama muhabbeti var. Sen bir pot iç. Sürekli aynı yere gidecek. Buradan can değerlerini takip ederiz. Can değerleri dolayısıyla hareket ederiz. Can değerleri doğrultusunda hareket ederiz. Cüce de sürekli burayı farmlayabilir. Tamam, her kata adam yolladık. Ve otomatiği daha yeni fark ettim. İnanılmaz mı ya? Otomatiği daha yeni fark ettim. Şimdi buralardan sürekli ürün gelecek. Tekrar gidiyorlar mı yoksa benim elle tıklamam gerekiyor mu? Onu merak ediyorum. Ben oraya sürekli şeye aldım. Bakalım tekrar gidecek mi? Tıkladığımda gitti de yerleri mi değişti acaba? Buraya giden Elena mı? Kim, göremiyorum ki. Yani normalde bu tarz şeylerin otomatik olması gerekmez mi? Otomatik olmadı hiçbir şekilde. Benim onları tıklayıp almam gerekiyor. Tüh, keşke bir yandan birikseydi onlar ya. Onlar bir yandan birikseydi çünkü. Daha rahat farm yapardık. Bekleyeceğim biraz. En azından şu tuşa bastığın zaman aynı adamı tekrardan seçme muhabbetinden kurtuluyorsun. Belki kilit sembolü gibi bir şey vardır. O kilide vereceğizdir ve yüksek elflerimizden biri level 4 oldu. Muhtemelen Elena. Elena o kadar çok iskelet okçu kesti ki seviye atladı. Terziyi açalım. Abi bunlar da puan veriyor ama biz Blacksmith'ten baya bir zırhmırt bastık. Kilit desem? Kilitleyemiyorum. Niye kilitleyemediğimi bilemiyorum ama. Klavyeden bir kısa yol tuşu falan olaymış bari. Güzel olurmuş. Klavyeden bir kısa yol tuşu olsa. Bu itemler muhtemelen %5 dodge mu veriyor bu? Dodge, evet, aşağıda yazıyor. %5 dodge. Range. Dodge. Bonus party damage. Can ve kritik şansı. Aga ben sana söyleyeyim, bence bunlar elflerin itemları. Ben elflere de dwarf muamelesi yapıp şey yaptım. Ağır zırh verdim ama sanki bu itemlar elflerin itemi gibi. Ne diyorsun? En azından bana öyle geliyor. Tamam. İki tane bot istiyorum. Hepsinden ikişer tane yapıp elflere verip bir deneyelim bakalım. Sonra Carpenter var. Carpenter bol bol odun kullanacak. Odun kullanırken ne yapacak onu da merak ediyorum. Hemen şu pelerini falan da yapsın. Durmak yok. Sürekli çalışacaklar. En olmadı. Diğer itemları satarım. İki tane de kafalık. Ama sanki daha çok bunlar şey gibi böyle ya. Hani kalitesiz item gibi. Kalitesi düşük item gibi. Tamam. Cüce Efendi burada farmlamaya devam etsin. Diğerlerini yollamadan evvel bir bakalım. Tamam, bekle. Teşekkürler. Yeniden yollama. Elena. Şunu giymek sana daha mı iyi olacak? Ya full
Armor mu olmalı? Yoksa hani dodge ihtimali falan mı olmalı? Onu merak ediyorum. Bizimki full armor orası kesin de. Şu çarımı da bir geri çağırayım. Tamam, şey kafalık değil. Şu. Ve bu. Sanki böyle daha köylü usulü oldu ya. Level 4 oldu. Yuli'yi yolla. Buraya da diğerini yolla. Bakalım. Bence daha çok hasar alacak ama yani o tarzı itemları öyle olmuyor gibi sanki. Yani benim düşündüğüm mantık işleyecek diye düşünüyorum. Bakalım. Elemanlar fight'e girince öğreneceğiz. Ha, bu hep tek atıyor da. Yuli'ye değil, Elena'ya bakmak lazım. Elena ne yapacak acaba? Daha mı yüksek damage yiyecek? Daha çok vurduğu kesin. Ama daha yüksek damage yiyor mu bilemem. O zaman bunlar idare ediyor deyip itemları bir okutalım. 600 altın. Peki. Bir tane daha cüce alacağım sevgili hocam. Bir tane daha cüce alacağım. Derdim o. Ya da bu cüceye yapabildiğimiz kadar kaliteli item yapacağız. Örneğin cücenin giydiği item'a da bir bakmak lazım. Abi sanki böyle bir Elena'nın canını mı okuyoruz gibi ya? Yok, item seçemiyoruz oradan. Yuli her türlü tek atıyor da cüceyi buradan Bonvarior'a alıp Dragonfly'ı salıp elfleri böyle bir yer mi değiştirmek lazım acaba? Yuli'yi iskelet savaşçının oraya koymak bana daha mantıklı gibi geliyor. Tamam. Yuli sen buraya gel. Sen burada farmlamaya devam et de gelecek tur onu bir alalım. Cüce kardeşe daha iyi bir zırh daha güzel olur gibi. Aa, isim verebiliyoruz. Vay vay vay. Peki. 3 tane item bastıracağım. Bakalım 3 tane itemden hangisi daha güzel geçerse, böyle daha sağlam olursa. Blacksmith de kademe atlıyor galiba. Devam buradan. Elena'ya gelecek tur bir can basıp öyle yollayalım Elena'yı. Tamam, bekle. Can bas. Elena'yı yollamaya devam et. Blacksmith'ten eşyalar geldi. Cücemiz için en uygunu... Abi 15'e 15 var bak. Cücemiz için en uygunu o. O zaman seni Bonvarior'un olduğu yere verelim. Ama Yuli burada yoruluyor gibi sanki. Diğer armorları bir satalım. Artı 1000. Hey maşallah. Bizim cüce şurada ne skor verecek onu merak ediyorum. Bir 20 pot isteyebilir miyim ya? 20 pot yaparsanız çok hoşuma gidecek. Şu manayı falan almanın bir yolu var mı acaba? Onu da merak ediyorum. Hani kardeşim öde mi diyor yoksa oyun içi mi kasılıyor her şey? Onu da bir merak ettim. Elfler pot istiyor. Cüceler onlara nazaran daha dayanıklı ya. Baksana, kesinlikle cüceler daha dayanıklı. Can değeri çok azaldığında bir pot içiririm yeter ya. Blacksmith kademe 2 oldu misal. Kademe 2 olduğu için acaba bastıkları da mı o doğrultuda değişiyor? Peki. Şuradan araştırmadıklarımız vardır illaki. Carpenter'ı bir araştıralım. Bakalım Carpenter efendi ne yapacak? Spear yapabiliyor. Abi elflere spear vereceğim tabii ki. Elflere spear. Ayakkabı yerine sandalet misal. Ya da bow. Ama okçu değil. Abi elflere net spear ya. 2 tane spear ver elflere. Adamlar farklı silah kullanıp duruyor. Tamam, 2 carpenter verildi. Abi elfler bir tur bekleyecek. Cüce devam. Elfler bir tur bekleyecek. Elflerin silahları bir verelim. Kendilerine bir can basalım. Güzel. 2 elf de burada. Yuli'ye de Elena'ya da canı bastım.
ekstra 20 potumu aldım. Julie'ye geldim, mızrağı verdim. Elena'ya geldim, mızrağı verdim. Bence tamamlar ya. Üzerlerinde kalp çıkan itemlar mı onların itemları acaba? Bak onu da şimdi bir düşünmedim desem yalan söylerim. 3 numaraya Elena'yı, 2 numaraya Julie'yi yolla. Carpenter'da başka ne var? Bilmiyorum. Bizim cüceye de normal baltadan ziyade Weapon Smith'te Bronze Double X yapsak çok çok iyi olur ya bence. Misal bak, bizim Weapon Smith'in level alması için 10 tane daha silah basması lazım. 10 tane bundan bastırırsam ne olur? Ben sana söyleyeyim ne olacağını, metaller araya gider. Ama deli gibi para da yaparız ya. Bak şöyle yapalım. 10 tane Bronze Sword yapsın. Bu 10 Bronze Sword'u da satacağım. Bende kullanacak adam yok. Maksat Weapon Smith'e level atlattıralım. Gidelim daha kaliteli bir çifter balta basalım. Cüce vurduğuna tek atsın. Belki bunu hani Carpenter için falan da yapabiliriz. Kenarlardan başarım geliyor, görüyor musunuz bilmiyorum ama. Bak cüce kaç vuruyor abi? Uf, 3 vuruyor. En azından 2'ye düşürelim. Şu cüceye bir pot. Devam ke. İyi seviye kasıyorlar. Rahatlar. Yeni adam almak lazım. Neredeyse 10 silah yapılmak üzere. Ve seviye sanırım statlara etki ediyor da. Tam buna tıklanmıyormuş. Ha, o kısa yol da olabilir. Bak şimdi fark ettim. Misal Yuli level 3 oldu. Yuli'ye tıklıyorsun. Yok, tıklanmıyor buna. Peki. Buradan tıklayıp kısa yoldan götürürüz falan diye düşündüm de. Öyle bir olay yokmuş galiba. Tamam, 10 tane kılıç alındı. Weapon Smith level 2 oldu artık. Kaliteli bir seviye atlaması yaşadı. Sevgili cücemiz burada farmlamaya devam etsin. Ve bizde çıkan kılıçları şöyle bir okutalım. Bunların hepsi seviye kasmak içindi zaten. Hani bol bol materyalimiz var. Kılıçları okuttuktan sonra... Efendim sizi hızlıca tekrar alalım mekana. Sizi tekrar alalım mekana. Bir tane Bronze X yapar mısın bize? Aslında Taylor'dan falan bu şekilde zırhları da en iyiye getirebiliriz. Yani hepsinden misal 5'er tane falan basıp çok çok daha iyi hale getirebiliriz ki baya baya terzi malzemesi geliyor zaten. Tamam, Double X'imiz basıldı. Double X'i sevgili cücemize kullandırırız. Elfler savaşmaya devam ediyor. Elflerden biri seviye 5 oldu. Tamam. Sevgili cüce bekle. Sana... Aa, ama Bronze X daha iyi gözüküyor. Bronze Double X. Gerçi bunun bitiricisi falan var ya. Aa, kalkan da çıktı ama şimdi. İyi hasar vuracak ama iyi de yiyecek galiba. Dur bakalım. İyi hasar vuracak ama iyi de yiyecek gibi duruyor. Şimdi anlaşılır her şey buraya doğru ilerlediğinde. Henüz Jewelry'yi açamadım. Enchanter'ı da açamadım. Manager'ı da açamadım. Aslında bir 20 biriktirip Manager'ı açsak iyi olurdu da bunun gelmesi için ne yapmam lazım bilmiyorum. Bakalım. Oy. 2 vuruyor. İyi, 2 vuruyor, 1 yiyor. Okey, bence 2 vurup 1 yemesi okey. Yani Double X biraz savunmadan feragat ettirdi ama... Bunun karşılığında bize saldırı olanağı sağladı. Bence güzel bir şey. Ve ufaktan videomuzun sonuna gelelim sevgili arkadaşlar. İzleyip vakit ayıran herkese çok çok teşekkür ederim. Royal Merchant da böyle bir yapımda efendim. Yani oyun... Bilemiyorum, hani arka planda aksa daha iyi olabilirdi biliyor musun? Onu isterdim yani. Karakterlerimin hepsinin canını fulleyip ufaktan oyundan çıkacağım. Hani otomatik item kasıp, item biriktirip sonra buralardan item bassak falan güzel olabilirdi ama başında durmamız gerekiyor. Arka planda oynanabilir bir oyun olarak değerlendiriyorum. Arka planda oynanabilir bir oyun gözüyle bakıyorum.
O gözle baktığım zaman birazcık zahmetli işin açığı. Çünkü hani otomatik belli bir bölgede farmlatıp atıyorum. Ben arka planda işlerimi hallederken oyun arka planda aksa, geri döndüğümde cücem level 10. Gidip böyle diğer farmlanacak mekanlara atlasam, işte toplanan itemlara göre bir item upgrade'i falan ayarlayıp hızlıca oyunu ilerletmeye devam etsem belki olabilir, ama dediğim gibi şu an bayağı bir zahmetli hissettiriyor. Bir şurayı yenileyelim bakalım ne gelecek. Hammer geldi, artı 25 zırhlı. Peki. Yeni arkadaşı da alayım. Ama artık ufaktan videonun sonuna gelelim. Sevgili dostlar, izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Bak Warrior falan geliyor. Yeni yeni adamlar geliyor. Ya hepsini belli bir yere alıp farmlatacağız da, dediğim gibi bunun bir otomatiği falan olmalı. Belki manager'ı aldığımızda falan otomatik oluyordur. Hani o otomatik yönlendiriyordur. Sen burada savaş, sen şurada savaş diye. Onun dışında şu anki hali biraz zahmetli gibi açıkçası. İzleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Umarım keyifli, güzel zaman geçirmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.